Bu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam ediyor. Tekrar merhaba. Programın ikinci bölümünde yine bir aradayız. Bu programın ikinci bölümünü biraz kısa tutacağız. Milli maç var. Herkes milli maça konsantre olmuş vaziyette. Ülke için önemli, 2016 için önemli bir maç. Onun için bunu biraz kısa tutacağız. Maçın başlamasından 15 dakika önce bitirmeye çalışacağız. İlk bölümde konuştuk. Bu bomba nedir? Verilen mesaj nedir? Vermek istenen mesaj nedir? Böyle çizmiştik çerçeveyi ama tabii ister istemez konu geniş olduğu için zaman zaman çerçevenin dışına çıkılıyor. Şimdi geldiğimiz noktada yine şu parti veya bu parti bağlamına girmeden önce acaba biz nerede hata yaptık? İktidarıyla, muhalefetiyle, aydınıyla, yazarıyla, çizeriyle, akademisyeniyle biz nerede hata yaptık ki? Bu hep devam ediyor. Bir mukayese yapılıyor. Efendim, koca CIA, 11 Eylül bilebildi mi ki MİT bilebilsin? Koca ABD, saldırıyı önleyebildi mi ki Türkiye Cumhuriyeti önleyebilsin? Elhak doğru. MİT, CIA alamadı haberi, MİT de alamadı. Amerika önleyemedi, Türkiye Cumhuriyeti devleti önleyemedi. Elhak doğru. Ama Amerika 11 Eylül'den gerekli ders aldı. Ve o gündür, bugündür Amerika öyle bir afette karşılaşmadı. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2006'dan başlayan bombalamalarla, İstanbul'daki sinagog bombalamalarıyla, Güngören bombalamalarıyla, Ankara'daki bombalamalarla yüzleşe her seferinde gerçeği görmek yerine suçu başkasına atarak, suçu bir üst akla, suçu yabancı komplolara atarak bugünlere geldi. Ve işin acı tarafı, her geçen gün can kaybı daha da fazlalaşıyor. Hatay Reyhanlı'da 52 vatandaşımız kaybetmiştik. Suruç'taki kaybımız 34 gençti. Ankara'daki kaybımız ne yazık ki yüz açıyor. Açıklanan rakam 97 ama kritik durumda olanlar, beyin ölümünü gerçekleşenler var. Yüzü aşacağız. Biz daha önceki saldırılardan gerekli dersi alsaydık bu saldırı olmaz diye düşünüyorum. Ne dersiniz Sayın Tevfik Demir? Yani tabii ki yani söylediklerinize, yani bu giriştirmelerinize katılmamamız mümkün değil. Yani tabii ki ders alınsaydı. Ama tabii Türkiye'nin işte 17-25 Aralık süreciyle yaşadığı bir iç çatışma var. Yani buna kaç çözüm sürecinin 2013. 2013'ün 17-25 aralığından bahsediyorum. Bir iç çatışma var. İktidarla daha önce işte bir partneri olan bir şeyin, yapının arasındaki çatışmanın tabii oradan başlayan bir kırılma süreci yaşıyor. İçerisinde işte bazı polislerin olduğu, bazı yargının olduğu. Yani bunu olumlu değerlendirsin, olumsuz değerlendirsin. Bize göre olumludur, size göre olumsuzdur. Ben bunların içerisine fazla girmiyorum ama şunu söylemek mümkün, bir güvensizlik ortamından bahsetmek mümkün. Tabii bunun içerisine 7 Haziran seçimleri sonrası başlayan terör hadiseleri, azan, suç hadisesiyle beraber azan terör hadiselerini yaptığınız zaman tabii ki Türkiye'nin son 2 yıldan beri yaşadıklarına baktığınız zaman yani çok da işlerin istenilen kıvamda gitmediğini, yani ülkenin kontrolü dışına çıktığını zaman zaman söylüyoruz yani. Yani ne dersek diyelim, tabii ki Ankara'daki terör hadisesi engellenmeliydi, önlenmeliydi yani. Bunun bir şeyi yok, ister bakan istifa etsin, etmesin. Bunların da çok fazla bir anlamı yok isterse. Yani önemli olan bir canın, masum bir insanın gitmemesi. Yani siz devlet olarak bunu sağlamak zorundasınız. Yani sağlamadığınız zaman bir şeyden yani, ama bundan yine kısır bir politikaya gidersek o zaman yine bir sonrakinde yine ahlanacağız, vahlanacağız yani. İşte sen suçlusun, sensin, katil devlet işte bunlardan çıkararak
Yani bunu devleti suçlamaya yöneltmek, işte devleti katilleştirmek, bu çok ağır bir şeydir yani. Devletin içinde yaşayacaksın, devletin topraklar içerisinde varlığını sürdüreceksin, maaşını alacaksın. Ondan sonra bundan yola çıkarak devleti katillikle suçlayacaksın. Bu çok ağır bir şey. Ama suçlu var mı? Var. Yani önlenmesi gerekir miydi? Kesinlikle önlenmesi gerekirdi. Yani bunun cezasını suçluları, bunun sebebiyet verenler zaten artık öldü. Ama tetikçiler yakalanmalı mı? Yakalanmalı. Niye yakalanmadı? Bu da ayrı bir şey. Ama buradan çok kötü, demin de söyledik işte, yani Cemil Bey de söyledi falan. Yani böyle çok kötü senaryolar üzerinden sanki her şeyin sonuna gelmişiz gibi bir sonuca gitmek de tabii etrafımız kötü durumda. Yani Arap Baharı'ndan, yani sadece biz medet ummadık. O günkü gazetelere bakın. Hürriyetinden Milliyetine, zamanından bugününe, Kanal Türk'ünden Yeni Şafak'ına, Star'ına, Hürriyetine her gün Arap Baharı keyfi vardı gazetelerde. Saddam gitti. Efendim Saddam gitti. Kattafi gitti. Erbakan Hoca oraya gittiği zaman Bedevi'nin çadırı diye 28 Şubat'ın en önemli gerekçelerinden bir tanesi. Ama şimdi sonradan Kattafi kahraman oldu. Saddam, şimdi bakıyorum, keşke Saddam kalsaydı diyor insanlar. Ama bize ne dediler 91'de? Irak'tan gelecek bize bombalar, hatırlarsınız. İşte bizi oraya, Özal rahmetlik Cumhurbaşkanı, Irak'tan bizi bombalayacaklar, millet evine yiyecek yığınağı yapmaya başladı. Hatırlarsanız, evet. Yani hepimizin ailelerinin psikolojisi itibariyle söylüyor. O zaman Özal rahmetlik şunu demişti, biz de masada olacağız. Yani işte bir koyacağız, üç alacağız demişti, değil mi? Yani hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani şimdi bunlar kötü niyetli adamlar değil yani. Bunlar biz şimdi siyasete hizmet etmiş insanlar. Yanlış yapmış olabilirler. Özal'ın da ben çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. İşte 90'larda Tansu Çiller... Atatürk de iyi niyetli miydi? Kesinlikle iyi niyetli. İsmet İnönü. Yani İsmet İnönü dönemini şimdi kendi bunu, içinde değerlendirmek lazım. Demir. Bunu niye sordum biliyor musun? Çok, kendi içinde değerlendirmek lazım. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Dediniz ki devleti katil diye suçlamak yanlıştır. Evet. Son derece doğru. Selahattin Demirtaş katil devlet dedi. Bu devletin halkına saldırısıdır dedi. Bunu şunun için sordum. Dersim katliamı söylemini kullandık bu ülkede. Eski devletin asimilasyonu, eski devletin katliamları, bu ifadeleri kullandık bu şeyde. Demek ki her yeni gün bir önceki günü eskitiyor. Devleti eleştirme hakkımız saklıdır. Eleştirmek ama başka bir şey. Katillikle suçlamak, yok saymak, reddetmek, eleştirmek başka bir bu şey. Bu topraklarda yaşayan hiç kimsenin hakkı eleştirmek değildir. Eleştirmek başka bir şey. Dersim devleti, katliamı zaten katillikten geliyor. Evet. Dersim katliamı. Bunu yani ben o günün devleti şartlar... yönetenler söylediler. Hayır. Dersim isyanını göz ardı ederek Dersim isyanın bastırılması harekatını katliam diye nitelerseniz hataya düşersiniz. Bir şey diyebilirim. Şimdi ben sözümü geri alacağım yalnız. Tabii hocam. Şimdi siyasetçi eleştirilir, idareci eleştirilir ama devlet kesinlikle hiçbir şart ve zan altında eleştirilemez. Eleştirilebilir. Hayır, devlet eleştirilemez. Ama varlığı reddedilemez, katillikle suçlanamaz. Bakınız, siyasetçi eleştirilir, evet. İdarecisi eleştirilir. Ben şuna inanan biriyim, devletin başındaki hangi idareci olursa olsun, kim olursa olsun bir art niyetli olacağına inanmam. Liyakatsız olabilir, beceriksiz olabilir, evet. Öngörüsüz olabilir. Ya bunun ceremesini nihayetinde maalesef kendileri seçimden seçime belki ceremesini çeker ama totale baktığınız zaman millet çekiyor. Evet. Bir öngörüsüzlük. Bugün Türkiye'nin Suriye olayı baştan sona devletin öngörüsüzlüğü, hükümetin ve siyasi iradenin öngörüsüzlüğünün neticesidir. Şimdi Suriye olaylarına baktığımız zaman yani şöyle, yani çok çabuk unutuyoruz. Şimdi biz Suriye ile ortak bakanlığa kurulu yapmış bir ülkeyiz. Tamam. Yani demin de söylediğiniz gibi Az bir şey demiyor. Sınırları kaldırdık. Mayınlı arazileri. Yani mayınlı arazileri. Evet. Yani şimdi yani, bu aşamadan. Bakın yani, onu da Allah razı olsun. Bu aşamadan neye geldi ki bizi şimdi yani Beşar Esad'la bu kadar ilişkiler iyiyken neden Türkiye deli miydi ki ilişkilerini bozdu? Yani Esad'la muhaliflere karşı hareket başlattığı zaman Beşar Esad'la Ahmet Davutoğlu'nun defalarca görüşmesi var. Şimdi, Tayyip Erdoğan'ın defalarca görüşmesi üstadım, var. Üstadım sıkıntı zaten burada başlıyor. Fethullah Gülen'in alıp vereceğiniz vardı. Şimdi biz girmedik. Herkes orada. Şu anda bizim ailemizde. Herkes Suriye'de şu bakın, anda. Bakın hocam. Dolaşıyor yani. Hocam bakın Fethullah Gülen de
10 sene fiil ortaklık yapıldı. Bunu cümlede merkez biliyor. Ondan sonra gelindi 3,5 yıldır PKK ile veya HDP ile sonu Dolmabahçe'ye kadar varan bir yol haritası çizildi. Yol arkadaşlığı yapıldı. Dış politikada Esad'la aynı şekilde bir yol arkadaşlığı yapıldı. Ya burada... Burada ne oluyor da peki yani? Burada ne oluyor hepsinde? Da derken yani biliyorsunuz aynı şekilde yani siz Doğu Yolda da siyaset yaptınız. Eyvallah. Çinlilerin de Fethullah Gülen'den çok büyük beklentileri vardı. Hatta 20 o süreçte Doğu Yol Partisi'ni desteklemişti Fethullah Gülen kendisi. Biliyor, bunu da siz çok iyi biliyorsunuz. Evet. Ama sonra 28 Şubat'ta çark etti. Yani hükümete düşürme noktasında mevcut paşalara her türlü desteği de verdi yani. Şimdi yani o zaman ona bakarsanız o da öyle. Baktığınız zaman DSB'de döneminde Hüsamettin Özkan da Fethullah Gülen'in en yakın partneriydi yani. Bunu ama bilmeyen zaman, yok yani. Hiçbir zaman bakınız, o zaman, yok yani. Bakınız hocam. O şimdi zaman, bunları unutmayalım. Bak ama. Unutmayalım. O dönemlerde. Ama bunlar yanlıştı. Yani belki onlardan ders alalım. Ya bu ayrı bir şey. Bakınız, yani yanlış olduğu bugün gözüküyor ama. O dönemde koruma altında ve himaye altında olan yapı AK Parti dönemiyle ortak konumuna geldi. Ortak konumuna geldi derken şöyle bir şey hatırlayalım bak darbelere karşı şöyle bir şey ama bir tamam bunları ben hata olarak kabul etmek lazım yani kesinlikle. Ama bir de AK Parti'nin bu süreçte yaşadıklarına bakın ya 2007'de 27 Nisan darbesi, Cumhurbaşkanı'nın 367 krizi, peşine AK Parti kapatma davası, yani Anayasa Mahkemesi, yani Yargıtay, yani o kadar çok sıkıştırıldı AK Parti köşeye ki yani aslında birileri sempatik bizi, sempatiyle bakılanlar da daha çok ortaklığa doğru gidiyor. Yani bunlar hata olduğu anlaşıldı tabii. Ayrı bir şey. Birileri ama birileri AK Parti'yi cemaate rahmettiler yani. Bu yapılarla. Yani rahmettiler derken şartları zorladılar. Ama bunun dışarıdan içeriden ben bunu çok içeride girmek istemiyorum. Ama şimdi aynı şeye bakıyorsunuz. Yani İstanbul'da da yani Cemil Bey şimdi konuşacak ama Mustafa Saygül de cemaat destekledi. Doğru. Yani bu biliyorsun birçok vilayette cemaat CHP'li adaylara özellikle destek verdi. Muhtemelen bu seçimde de CHP'ye destek verecek. Yani burada bomba evet. Bomba hadisesi. Şimdi ben bir şeyler söyleyeyim de Ben sözümü bitireceğim. Çünkü sürede gelir. Ben şunu söyleyeceğim. Bir şununla bitir. Savunma. Yok. O konuşsun. Ben ona cevap veririm. Ben şunu diyeceğim. Program bitince konuşsun. Yok. Ben şimdi şöyle diyorum. Şöyle bir şeyle başladınız. Aslında ben de şöyle bir şeyle bitirmek istiyorum. Aslında yani hepimiz kardeşiz yani. Ben ona her zaman inanıyorum yani. Keşke herkes böyle tartışsa da birbirine bağışlasa sonra kardeş stüdyoları terk etse kol kola gitse. Geçen programda da söyledik. Ama buradan benim sonuç itibariyle söylemek istediğim yani kendi sözümün sınırları içerisinde söylemek istediğim şu. Yani evet Türkiye çok büyük sıkıntılar yaşadı. Demin Osman abi çok güzel bir şey söyledi. Ben de not aldım. İşte bize 17 yıl önce de Milli Birlik'ten bahsediyordu. 27 yıl önce de, 37 yıl önce de, 47 yıl önce de. Osman abi 67 yaşında Allah'a çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşıyor. Yani şimdi bu tür hadiseleri çok yaşadık. Cemil Bey de olayların yaşı itibariyle Osman abi de siz de zannediyordunuz. 80 itibariyle 18 yaşını bitirmiştim ben. Yani biz sokağa çıkamıyoruz. Sokaklar işgal edilmiş. Hani işte Samsun'da baktığınız zaman Cemil Bey hatırla Osman abi zannediyorum burada mıydınız bilmiyorum. Mecidiyesi çok gezdiğiniz için söylüyorum. Mecidiyesi bir grubun elinde, çiftliği ayrı bir grubun elinde, her gün birisinin gece gündüz öldüğü, her gün bir gencin, üniversite öğrencisinin ya da lise çocuğunun öldüğü bir ortamdan Allah'a çok şükür bunlara geldi geçti Türkiye. Yani çok büyük işte Asala terörle mücadele etti, PKK terörle tabii şehit veriyoruz, çok acı tecrübeler yaşıyoruz. Keşke olmasaydı dediğimiz işler görüyoruz, karşılaşıyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti dimdik ayakta. Yani ben şunu söylüyorum, yese evet üzüleceğiz, ağlayacağız, parçalayacağız kendimizi ama milletimizin ve devletimizin geleceğinden asla endişeye düşmeyeceğiz. Yok. Ben yine söylüyorum, demin siz de söylediniz. İşte ne oldu? Şu anda yani baktığınız zaman Irak'a baktınız, Suriye'ye bakın, Lübnan'a bakın. Tabi İsrail meselesi de o da ayrı bir konu. İşte Mısır'a bakın, Libya'ya bakın, Cezayir'e bakın. Hepsi sıkıntı içerisinde. Bunlar devlet olamamışlar, millet olamamışlar yani. Biz milletiz. Aramızdaki fark bu. Biz bir milletiz. Büyük bir geleneğin bir milletiyiz. Bugün Suriye bir devlet olmuş olsaydı, devlet topluluk halinde bugün kendi varlığını sürdürüp ne Rusya'dan, ne İran'dan, ne Çin'den, ne oradan, ne buradan medet umardı. Yani bizi diğerleriyle karıştırmasın. Evet, acı tecrübeler yaşıyoruz. Keşke yaşamasaydık. İnşallah bundan sonra da yaşamayız. Ama kardeşliğimizi
Her şeyin üzerine tutmalıyız. Osman abi de dediği gibi yani bir ortak kültürümüz, ortak değerlerimiz var. Bu değerler etrafında birbirimize tartışacağız, konuşacağız. Ama asla milletin birliği, beraberliği üzerinden birbirimizi yok saymayacağız. Devletimizi yücelteceğiz. Asla devletimizi katillikle suçlamayacağız. Eleştirebiliriz, eksik. Burada siyasetçi üzerinden konuşmalıyız. Kişiler üzerinden konuşmalıyız. Kurumlar üzerinden konuşmamalıyız. Eski devleti de katillikle falan suçlamayacağız. Eski devlete söylemeyeceğiz. Hangi eski devletten? Eski devlet ifadesini kullanmayacağız, değil mi? Eski devlet diye ben böyle bir şey kullanmıyorum. Biz bir milletiz, bir varlığımız var. Demin de bahsettik, işte bizim çepliliğimizden bahsettik. Bizim çepliliğimizin Anadolu'ya gelişinde Osmanlı yok. Osmanlı bile değildik demin sizin ifadenizde. Selçuklular döneminde geldik ama biz hala varlığımızı sürdürüyoruz bu topraklarda. Tevfik'in bıraktığı yerden bana söz verirseniz. Biz bir milletiz. Yani sınırımızdaki ülkelerden farkımız o dediniz, doğru. Ama biz bir süredir millet olmamızı ortadan kaldıracak etnik ayrıştırma, mesela dinsel ayrıştırma toplumu kamplara bölüyor. Tehditleriyle karşı karşıyayız yani. Yani bu tehditlerle karşı karşıyayız. Bu konuda ciddi sorumluluklarımız var. Mesela işte bu olaydan sonra, bu Ankara bombalamasından sonra Merkel randevusuz, plansız, programsız pazar günü Türkiye'ye geliyor. Gelip de söyleyeceği şu: bu Suriyelileri Türkiye'de tutun, bizim sınırlarımızdan Avrupa'ya göndermeyin, ne kadar para istiyorsanız vereceğiz. Pakistan, Afganistan örneği. İngilizler de aynı şeyi talepte. Batı ülkelerin tamamı aynı şeyi yapıyorlar. Yani gelenin kim olduğu belli değil. İçinden ne çıkacak o belli değil. Kendi topraklarına bulaştırmak istemiyorlar. Siz yaptınız bu işi, sizde kalsın diyorlar. Peki Müslümanla size... Haçlı mücadelesini düşünmüyorsunuz değil mi? Yani bunlar Müslüman. Sayın Demir. Çünkü şöyle dediler Osman abi, bugün gazetede okudu. Dininizi değiştirin gelin diyorlar. Bana terörü bulaştırma diyor. Ne güzel dua ettiniz. Tamam. Dua ettiniz. Ama dininizi değiştirin gelin diyorlar şu anda. Diyorlar. Öyle bir şey diyen yok. Alman başbakanı Türkiye'ye geliyor. Gelince ne söylediğini şey yapacağız. Hristiyan olsalar bak nasıl alıyorlar. Ben buna ilaveten bir şey daha söylemek istiyorum. Evet, terörü her zaman her yerde önleyebilmek mümkün değil. Terörün şeyi başka, kuralı başka, yerleşik organlarla, ama istihbarat, biz terör konusunda en az bir 50 yıllık deneyimi olan bir ülkeyiz. Yani bizim terörle mücadele edecek olan güçlerimiz dünyanın en ileri devletinden daha ileri olması lazım. Bizim istihbarat bankamız olması lazım. Ama yok. Her gelen hükümet kendi istihbarat, bilmem MİT müsteşarını, emniyet genel müdürünü, kendi partisinin bir elemanı gibi görürse, onun dışındakileri tasfiye ederse, herkes elindeki bilgileri cebinde, çantasında evine götürürse, o zaman bu bilgi bankası kaybolmuş olur. Kesinlikle doğru. Evet. Ya, o açıdan bizim böyle bir zafiyetimiz var. Bizim genel başbakanımızın, şimdiki cumhurbaşkanımızın doğru tespitleri de var. Mesela Amerika'da 3 Müslümanın öldürüldüğü dönemde Amerikan Cumhurbaşkanı'na biz siyasiler ülkemizde olan biten her şeyden sorumluyuz. Seçimle bize görevi verenler kendi can ve mal güvenliklerini siyasilere teslim etmiştir. Ey Amerika, bu 3 Müslüman senin vatandaşının canından sen sorumlusun dedi. Fransa'da o derginin dergiye saldırıdan sonra senin istihbaratın yok mu, sen ne biçim devletsin dedi. Peşinden bir şey daha söyleyeyim. Bu olaydan hemen sonra İçişleri Bakanı güvenlik zafiyeti yok dedi. Niye istifa edeyim dedi. İstifa etmemi gerektirecek bir durum yok dedi. O bunu söylerken de Adalet Bakanı güldü. Hükümet Başkanı da biz AKP hükümeti değiliz dedi. Bunları üçünü alt alta koyunca biz hakikaten böyle milli birliğini sağlamış, ulusal kurtuluş savaşını vermiş, bu coğrafyada Avrupa Birliği'nin kapısına kadar gitmiş, Avrupa Birliği'yle müzakere sözleşmesi yapan, Avrupa Birliği mevzuatını içselleştirmiş, anayasasını almış, diğer iç mevzuatına dahil etmiş, kendi yargısını Avrupa Birliği yargısına bağlamış bir devlet miyiz biz? Evet. Yani hangi parti olursak olalım, inancımız, eğilimimiz kimden yana olursa olsun, bir Kasım'da hangi partiye oy verecek olursak olun, bu topraklar bizim, çocuklarımız burada büyüyecek. Kesinlikle. Bu soruları kendimize yatmadan önce sorup doğru cevap almak zorundayız. Eğer bizim partilerimizin liderleri bu sorulara doğru cevap veremiyorlarsa, olduğu yerde değillerse, bizim görmemiz gereken noktada değillerse eleştirmemiz gerekiyor. Aksi halde bizim bütünlüğümüz, birliğimiz dışarıdan kayboluyor.
Yani Alman Başbakanı Türkiye'ye gelip, kardeşim bu işte bu adamlar size göre bir adamlar bunlar, kendi sınırları içinizde tutun, ben de bunların işte mutlak masraflarını karşılarım, benim karıma dokunuyor. Bunu bana söylemeyecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına söyleyecek. Doğu Almanya'daki 50 milyon Doğu Almanya'daki 50 milyon Alman'ı aldı ama sınırları yıktı, aldı, bütün masraflarını da karşıladı ve ekonomik hayat yarı yarıya, biliyorsunuz hepiniz Almancılardan bileceksiniz. İşsizlik patladı. Fakat kendi vatandaşlarına sonuna kadar sahip çıktı. Hem dinler itibariyle hem ırklar itibariyle. Almasıyla bizim Suriyelileri kontrolsüz kapılar açarak kontrolsüz ne yapacak adamlar ölüyorlar. Sayın Demirci, polemiğe girerseniz Fatih Bıyık'tan arzadan niye... Ondan sonra da Bodrum'da bir çocuk öldüğü zaman niye bunlara sahip çıkmadınız diye isyan ettiler ama. Son bir cümlem var. Son bir cümlem var. Bu bombalar, bu terör eylemleri bizi yıldırmamaları. Bu terör eylemlerden korkarak evlerimize kapanmamalıyız. Kesinlikle. Bence cesaretimizi yeniden toplayıp 1 Kasım'da bu 1 Kasım seçimlerinde tüm dosta, düşmana, dünyaya biz kendi tercihlerimizi kendi irademizle koyabiliriz. İstediğimiz zaman işte ulaşılmaz liderleri de değiştirebiliriz diyebilmeli. Kesinlikle. Sayın Bıyık, son sözü size veriyorum. Efendim, eğer Tevfik Demir sözünüzü kesmezse... Estağfurullah. İstihcamı bozmasın. İstihbarat konusundaki zafiyetin ana kaynaklarından birisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, emniyetinin ve istihbarat kaynaklarının son 3 yıldır konsept değiştirip hedef değiştirmesidir. Yani bundan 3 yıl evvel DHKPC, PKK ve KLP öndeyken, son 3 yıldır tamamıyla bu belli bir yapıyı terör kapsamına alındıktan sonra belli bir yapı üzerine odaklandı. Ve buna göre programlandı. Bundan mütevelli emniyette büyük bir istihbarat zafiyeti var. Bir de tabii burada GES'in dağıtılması. Genokuma'ya elektronik istihbarat sistemi tek ordu. Evet. Ordunun bu şeyin dağıtılması, bunun emniyete geçmesi. Evet. Şimdi burada anlaşılıyor ki o dönemde bunların hepsi cemaat vasıtasıyla yaptırılan işlerdi. Bunların tekrar iadesi gerekiyor. Yani ordunun tekrar Türkiye Cumhuriyeti, ya Türkiye Cumhuriyeti, Türk ordusu mahiyetine dönmesi gerekiyor. Evet. Böyle bir sıkıntı var. Ha, terör aşılır mı? Aşılır. Ama ben hep şunu diyorum. Yani bu seçim, sıkıntı şu seçimlerde. İnsanların siyasetin umutları kesiliyor. Siyaset çözümsüzlüğe geldi. Yani AK Parti zaten 2011 itibariyle %50'yle iktidarda bu ülkede. Bugün hala iktidar devam ediyor %50'yle. Yani tekrar %50'yle gelince ne olacak? Varsın gelsin, millet verdikten sonra mesele yok. Veyahut da CHP %50'yle gelsin. Veyahut da MHP %50'yle gelsin. Ne olacak? Bu 3 milyon Suriyeli ne olacak? Çivri'nin üst caddesi Beyrut'a dönmüş Arapça tabelalar. Bir tarafta bir yerleri, bir tarafta bunlar. Bakınız, iki kişi Türkiye'yi ne hale getirdi? Bu 3 milyonun içinde kaç tane iki çıkar? Bu 3 milyonun içinde kaç tane iki çıkar? Böyle bir sıkıntı var. Devlet maalesef iyi niyetle, yani bugün o gün o kapıları açanlar, işte başta reis cumhur olmak üzere, o kapıyı açan bu kadar geleceğini hesap edemediler. Bunu öngöremediler. Sanki ben, Sayın Kara, şöyle bir durum var. Sanki bir demografik yapı değişikliğini zorluyorlar. Yani onları buraya sürerekten orada bir demografik yapı değişikliğine gidiliyor. Evet, zaten amaç o. Yani oradaki Irak, Suriye Türkmen lideri de aynı açıklamayı yaptı. Yani amaç Suriye'de sadece 7 milyon bir Şia nüfus bırakmak. Diğer 8 milyon Sünni nüfusu oradan uzaklaştırmak. Sayın Bıyık'ın endişesi Suriye'nin Türkmenleştirilmesi ya da Arapçılaştırılması değil. Türkiye'deki demografik yapı değişiyor. Ama işte tabii onun sonucu da bize tabii o direkt komşumuz olduğu için şimdi bize yansıyor. Bakın bugün Türkiye'de kendini Türk olarak niteleyen kişi %45-50'ler civarında. Şimdi bu hükümetin en büyük sıkıntılarından biri de zaten bu.
Lazıyla, Kürtüyle, Çerkeziyle, şuyla. Ya bunlar ne gerek şimdi var? Oradan şey yani. Şimdi oradan şeye gireceğiz ama. Şimdi oradan şuna gireceğiz. O da ayrı bir konu yapması lazım Osman abi. Ulus devlet kavramına gireceğiz. Onu yapar. Çok uzak bir şey yani. Onu yapar. Yani, uzun bir konu yani. Bakın yani. Lütfen müdahale edin. Böyle diye belli bir noktaya geldik. Bunlara ne gerek vardı? Bunlara ne gerek vardı? Alevsiyle, Sünnisiyle. Yani Kürt, Lazı, Çerkezi sayıyor. Araya Alevi, Sünni. Ya kardeşim biri nesep'tir, biri mezheptir. Biri mezheptir, biri mezheptir. Bundan bunun ne alakası var? Geldiğimiz noktada şimdi bakıyorsun, Türkiye'de kendini bundan 30 yıl evvel bir anketör gelip de Türk müsün, Laz mısın, Çerkez misin diye sorsa o tutuklanırdı. O tutuklanırdı. Şimdi alenen soruluyor, alenen millet söylüyor. E ne olacak canım deniyor. E deniyor da bugün Türkiye'deki kendini Türk olarak tanıyan sayısı 50'ler civarında. Bu 3 milyon kişi daha buraya geldiği zaman bu ne olacak? Burada kalacak. İşte geçen gün Sayın Numan Kurtulmuş diyor ki kalacak bunlar diyor bir yanımızda diyor. Bakın ben size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Son dakikadayız ama yeni bir kapı açıyorum. Eski devlet, eski devlet diye Türkiye Cumhuriyeti'nin hala bu döneme kadar geldiği iddiaçıları suçlamak gibi Türkiye'de bir hastalık var. İddiaçıları suçlamak için sırf Ermeni teşcirini makbul gördüler. Sırf iddiaçıları suçlamak için Ermeni teşcirini koydular. Bugün Ermenilere tazminat ödeme noktasına geliyoruz. Şimdiki mevcut idare de dahil buna. 90'lı yıllar diye eğer bu hız şimdi bu 100 sene sürdü. 915, 2015 100 sene sürdü. Eğer bu teknolojik hız ve bu kadar algı üretimi devam ederse biz 30 yıl sonra bütün doğuda toprağın gitmesini bir tarafa bırakın. Birebir herkese tazminat ödemek zorunda kalırız. Kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Eski devlet neyin eski devleti? Eski devlet dediğiniz yapı 90'larda yapılanı, 90'larda teröre karşı vurulan darbeyi bugün en az 100 kat daha, ki o zaman 5 tane Sikorsky helikopteri vardı o devletin. 5 Sikorsky yine onu bitirdi. Bugün yüzlerce Sikorsky'm var, kendi yaptığım atak var diyorsun, helikopterim var. Teknoloji son safhada gece görüş dörbünü, her şeyim var. Otorite tesis edemem, 8 tane ilçe hale girilemiyor. 90'larda bir devlet otoritesi vardı, devlet operasyonu vardı. Bugün maalesef doğuda devlet operasyonu yiyor. Böyle bir durum var. Allah sonumuzu hayretsin. Her şey ebed müddet devlet. Her şey sonumuz devlet içinde. Sonumuz hayır. Bu kadar kara tabloya gelir. Yok hayır devlet değil. Devlet müdahalenin sesinden gelir. İktidarlar değişir ama devlet müdahalenin gelir. Mehmet Akif Ersoy, sevgili Tevfik Demir'e de çok aşın olduğu bir isimdir. Sayın Cumhurbaşkanı da Adalet ve Kalkınma Partisi entelektüel kesimde rahmetli Mehmet Akif Ersoy'u iyi bilirler ve Sayın Cumhurbaşkanı şiirini sık sık okur. Ben de bilirim, ben de. Mutlaka. Demin sevgili Cemil Deveci, Sayın Cumhurbaşkanı'nın birisi ABD Devlet Başkanı Obama'ya, bir diğeri de Fransa'ya iki hitabını getirdi. Sen niye önleyemedin? Önlemek senin görevindi. Bizi seçenler mal ve can güvenliğini sağlamamız için dedi. Hazreti Ömer örneği var önümüzde. Hazreti Ömer tam örneği oraya, var. Tam oraya girecektim. Obama'ya gerek yok. Tam oraya girecektim. Sayın Cumhurbaşkanı çok sık okur Mehmet Akif'in şiirini. Dice kenarında bir kurt kapsa bir koyunu, tamam. Gelir de Adli İlahi Ömer'den sorar onu. Mekke'de oturup Dice kenarındaki bir koyunu kapan kurttan veya bir kurdun kaptığı koyunu kendi vicdanında dert edinen medeniyetin bugün geldiği noktada benim istifama gerek yok. Çünkü miting alanda ben gerekli kontrolü, bariyerleri kurmuştum diyen, sorumluluğu böylesine daraltan bir siyasetçi diye. Değil ama yani ben, onu söyleyen kişi siyasetçi değil yani. Hiç önemli değil. Geldiğimiz noktayı söylüyorum. Tabii sorumlusu. Başbakan siyasetçi. Başbakan demedi onu tabii yalnız. İslam tefekkürü, İslam medeniyetinin. Ha demek ki yapacak çok işimiz var. İslam medeniyetinin. O sizin söylediğiniz şartların oluşabilmesi daha çok dışarıda kalmamız gerekiyor demek. Sevgili Tevfik Demir, İslam medeniyetinin zirvesinden, İslam medeniyetinin zevaline bir çizgiden bahsediyorum. Bu zevalin ne zeval kadar... sizin ağzınıza yakışmıyor bir Türk milletini bu kadar önemseyen bir şey. Zeval, hayır, zeval hayır, yanlış hayır, bir ifade. Zeval
Siyasetin zevali olabilir. Siyasetin zevali olabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Evet evet. O bir siyaset yani, gelir geçer. Kalkıp, ben ona bir şey demiyorum. Kalkıp hiç kimsenin. Devletin zevallilik gibi kalkıp hiç kimsenin sorumluluğundan kaçmak hakkı yoktur. Kesinlikle. Onun sıfatı ne olursa olsun, kesinlikle. Hangi partili olursa olsun, herkes bedelini ödemelidir. Taşısın kimin oğlu olursa olsun. Bakan böyle derken başbakan yardımcısı da diyordu ki bakanın sorumluluğu miting alanına yürüyüş yolunda bakanın görev alması. İşte 1 Kasım yok. İşte burada göreceğiz 1 şimdi, Kasım'da. Şimdi az kaldı 15 gün. Şimdi sevgili Demir, mesele şu parti bu parti meselesi çok açtı. Burada söylenen sözler bu, sizin de kanaatiniz bu. Ben şunu söyleyeceğim sevgili milletime. Ne olursa olsun iki eliniz kanlı da olsa sandığa gidin. Kim oy verirseniz verin. Ama mutlaka sandığa gidin. Sandığa gitmeden vermediğiniz oy bilin ki verilmiş oydur. Ama düşünmediğiniz bir yere verilmiş bir oydur. İstemediğiniz bir yere verilmiş bir oydur. Lütfen sandığa gidin. Hiçbir tehditten, hiçbir baskıdan korkmadan ülkenin geleceğine mührünüzü vurun. Ama hangi partiye verirseniz verin. Bu ülke bizim, bu millet, Türk milleti, bu toprak Türkiye. Türk milleti bu toprakta ebediyen var olmaya devam edecektir. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Tekrar başsağlığı diliyorum. Sabır ve metanet diliyorum. Ve bu arada milli takımımıza başarılar diliyorum. Hayırlı geceler efendim. Yepaş, Osman Kara'yla farklı bakışı sundu.